Tekno Hayat'tan herkese tekrar merhaba. Teknoloji dünyasından yeni fikir ve yeniliklerle dolu bir bölümle karşınızdayız. İlk durağımız İtalya'nın Roma kenti olacak. Çünkü Japonya'da geliştirilmiş bir insansı robot geçtiğimiz günlerde Roma'da görücüye çıktı. Bu robotun özelliği kendisini tasarlayan Japon profesörün bir kopyası olması. Adı Geminoid. Bu robotun özelliği bir ikizinin olması. Osaka Üniversitesi'nden Profesör Hiroshi Ishiguro tarafından geliştirilen robot, Japon profesöre tıpatıp benziyor. Ben de bir konuşma yapabilirim. Ancak bugün Profesör Ishiguro burada. O yüzden ben konuşmayacağım. Yapay zeka ile donatılan Geminoid, Roma'daki bir konferansta tanıtıldı. Profesör Ishiguro, robotun sadece dış görünüşünün bir insana benzemediğine dikkat çekiyor. Sosyal becerileri de insandan ilhamla geliştirilmiş. Robotları arkadaş olarak görmeyi başarırsak, bu robotları özellikle yaşlılar ve çocuklara arkadaşlık edecek, onlarla sohbet edecek ürünlere dönüştürebiliriz. Profesör Ishiguro'ya göre robotlar çağının başlamasına az kaldı. Robotların becerilerinin gün geçtikçe artacağına dikkat çekiyor. Robotlara insanlardan ilhamla bir bilinç vermenin bilim dünyasının bundan sonraki hedefi olması gerektiğini söylüyor. Teknoloji dünyasının sanatla buluştuğu bir noktaya gideceğiz şimdi. İngiltere'deki Kraliyet Akademisi'ne buradaki sanatçılar sanal gerçekliği kullanarak heykel yapıyor. Sanal gerçekliğin dünyasında resim yapmayı keşfediyorlar. Burası Londra'daki Kraliyet Akademisi. Dünyaca ünlü akademi sanat dünyasında yeni bir dönemi başlatacak bir projeye ev sahipliği yapıyor. Sanal gerçeklik gözlükleri takan sanatçılar sanal dünyada çizim yapıyor. Ellerinde fırça yerine kontrolörler var. Boşluğa yaptıkları çizimler yazılım sayesinde dijital ortama aktarılıyor. Projeye katılanlardan biri de Kraliyet Akademisi'nin mezunlarından Elliot Dodd. Çok farklı ve çok eğlenceli. Sürekli yeni şeyler keşfediyorsunuz. Kimse bu projenin uzun vadede nelerin önünü açacağını bilemez. Proje kapsamında üretilecek eserler, gelecek yıl kapılarını açacak bir sergide görücüye çıkacak. Sergiyi ziyaret edenler sanal gerçeklik gözlükleriyle bu eserleri keşfedecek. Eserler daha sonra 3 boyutlu yazıcılarla basılacak. Teknoloji dünyasında bu hafta en çok konuşulan diğer yeniliklere hızlıca göz atalım. Need for Speed No Limits mobil cihazlar için sanal gerçekliğe uyarlandı. Google Daydream sanal gerçeklik gözlüklerine uyumlu olarak geliştirilen oyun 12 parkurda 60 yarış sunuyor. 30 farklı araç seçeneği sunan oyun Google Pixel, Pixel XL gibi Daydream destekli telefonlarda çalışabilecek. Super Mario, Pokémon Go'yu tahtından indirmeyi başardı. Mobil cihazlar için geliştirilen Super Mario Run, piyasaya sürüldüğü ilk günde Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 milyon cihaza yüklendi. Tüm dünyayı kasıp kavuran Pokémon Go, ilk günde 900 bin kişi tarafından indirilmişti. Nintendo'nun ilk mobil oyunu olan Super Mario Run, ayrıca 24 saat içerisinde 5 milyon dolar gelir elde etti. Twitter kullanıcıları artık Periskop'a bağlanmadan canlı yayın yapabilecek. Periskop'la dolaylı olarak canlı yayın özelliği sunan Twitter, artık kendi uygulamasından da kullanıcılarına canlı yayın desteği veriyor. Twitter'dan yaptığınız canlı yayını hem Twitter hem de Periskop kullanıcıları tarafından izleyebiliyorsunuz. Üç boyutlu avatar dönemi başlıyor. Dijital ortamda 3 boyutlu avatar sahibi olmak isteyenlere hizmet veren bir şirket var. San Francisco merkezli firma, fotoğraf kullanarak 3D avatar oluşturuyor. Teknoloji dünyasından son gelişmeleri aktardık. Tekno Hayat'la bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere.